Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Beyond Köfteniz'in 19. bölümünden hoş geldiniz ve karşınızda bir adet Ege Sağın. Merhaba arkadaşlar. Ve aynı zamanda Ege Sağın'ın, yani fare düşmanının chat'i. Canlı yayındayız aynı zamanda. Evet. Canlı yayındayız. Valla tekrar söylüyorum, daha fazla düşüremem bitrate'i. Böyle izleyemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Keşke olsa ama böyle olacak. Evet ve bölüm arası ben ufak bir kısa konuşma yapacağım. Tamam, yap bakalım. Bir iki bir şey yaptım. Advanced Ascent Machine yaptım, bu lazımdı. Bir adet Advanced Steam Turbine yaptım. Ve bir adet de Basic Centrifuge yaptım. Ve ondan rubber geçirip glue elde ettim ve 3 tane sen. Şuradan da bunlar karbonun Wiremill'den geçirilmesiyle oluşuyor. Karbon ise eşleri şundan geçirerek elde ettim. Ve voila. Bir adet duct tape üretiyorum. Bundaki Wire'ın ayarı farklı galiba, ya da benim oynadığım Sky Factory 2'de başka bir şey daha vardı. Evet. Böyle üzerine bakınca daha fazla şey gösteriyor. Circuitler yanmış durumda değil. Sen bir dur. Tabii bu işlemi bitirecek önce. Ha, son işlemdeymiş zaten. O şey Blast Furnace. Vallahi yayın duruyor arkadaşlar ya, trollemeyin. Chat'te mod yok mu? Ben varım da hani... Yok, benim... senden değil, diğer modlarıma soruyorum. Hani teorik benim olarak ben de modum yani ama hani oyundayız şu anda. Yani şey, sen chat'i bağlamadın mı? Senin kapın da değişikmiş. Sağ tıkla direkt. Carpenter's Door. Ha. Ne özelliği var? Dur, Carpenter's Door'u sana koyayım hemen. Şimdi, Carpenter's Door'u ilk koyduğumuzda bu oluyor. Tahta. Aynen. Şimdi altına ve üstüne şunlarla tıkla. Shift sağ klik. Galiba yok. Galiba. Bir şey olmadı. Bir saniye, bir ver. Ha, oldu bu sefer. Bende oldu. Belki coin'e tıklaması gerekiyordur. Muhtemelen olabilir. Ya gördüğün gibi bu şekilde... Ya üstün çok güzelmiş gerçekten. Sen bunları yeni mi yaptın? O yüzden mi spoiler oldu izleyicilere? Evet. ama ben izleyicilere spoiler vermeyi seviyorum. Nasıl yaptığımı görsünler diye, bazen heyecanlandırıyor. Vay be. Şu an... dur. Ben en son 7. bölümü yayınladım. Bunlar 19. bölümden. 19. bölümden mi? Evet, şu an 19. bölümdeyiz. Sen 7. bölümü oynadın dedin. Evet. İşte ben bu yüzden canlı yayında oynamıyorum. yani bunu oynuyor olacağım tabii ki de. Buradan da spoiler'ı vereyim. Sky Factory 2 serisi gelecek arkadaşlar. Çekiyorum bölümlerini. Bugün de çektim hatta. 6 bölüm birikti. Ama seriyi bitirmeden yayınlamayacağım. Çünkü sonra seri yarım kaldı oluyor. Kızıyorsunuz. Öyle bir şey olmasın diye bitirip öyle yayınlayacağım yani. Ya kısacası Ege'nin hard diski can çekişecek. Skystone Chest, Inscribed Engineering Press, Associated Press. FAT Energy 6 var demiştik. Evet. Benim bir yerlerde sticklerim vardı. Sana bir hede hede vereceğim. Hede hede mi? Ver bakalım. Aynen. Şapkam, daha henüz şapkam yokmuş. O köfteden bal istiyorlar. Şimdi Ege, gel. Neredesin? Geldim. Geldim, arkandayım. Hang glider şeyim bu. Aynen. Seni uçuracak bir arkadaş. İşte hede hödemiz buydu tam olarak. Nereye koyuyorum bunu? Aa, unutmadan ben şu... Direkt şey, inventörümdeki an... Sağ tıklıyorsun. Tamam, o zaman şöyle şuradan deneme yapacağım şimdi. Ay, iyi de... Otomatik olarak açmasaydı lazım. İyiydi. Evet. Bu arada şu an gece mi? Evet, gece. Aaa, uçamadım. Bir dakika, uçacağım. Uçacağım, deniyorum. Evet. Ege'nin... Uçuşlu imtihanı.
Ya tuşları ben farklı kullanıyorum ya, şu anda bunun tuşlarına alışıyorum. Tuşları değiştirmem lazım. Hangi tuşları Oh, atayım? valla uçuyorum. Evet. Şimdi. Ses mi kötüleşti? Asıl dur, uçmadan ben seni Hep bir şeyler gezdireyim. kötüleşiyor. Sesin nesi kötüleşti arkadaşlar? Nesin köftenin sesi... Ha evet, pardon, tamam, bir dakika. Yine Skype bir pislik yapmış. Şu an düzelmiş olması lazım. Evet, Kalimera biraz uzakta bir yerdeymiş. O zaman gezelim server'ı. Yukarıdan Aynen. mı gezeceğiz? Yukarı mı Bir geleyim? saniye. O üstten çıktık dedi, daha beter bir üste geldik ya. İşe bak. Ha, orası yeni üs olacak. Şu an eşin sınavları vesaire olduğu için giremiyor. Bu arada Ay gerildim ya. Webcam gitmiş. Tamam, bir dakika. Hep bir sıkıntı çıkacak illa ben yayın yaparken. Hayır, başka şey de yapmıyorum seni yani. çekiyorum spawn'a. Çek abi spawn'ı. Çektim. Aa evet, dashboard'u değiştirsenize. Furkan sen değiştirirsin dashboard'u ya. Geldik mi Evet, spawn'a? burası Cihad spawn. life. Ha, burası değişecek. Enginlerin eski eviydi. Burayı şimdi... Ah. Gidip workshop yapacağız bu binayı. Oy, Hatta bir uçuyorsun. sonraki Ha, bölüm çok buradaki zevkliymiş. workshop yapabilirim. Glider nasıl yapılır? Bu arada Glider gel mix. milletin evini gezdireyim Kolay sana. yapılıyormuş Hang Glider ya Evet. baya. Deri toplamak lazım sadece. Evet, gezdir bakalım. Ben bir chat'e bakayım o son olarak. Webcam. Düzelttim. Turgut, 2 saattir sesleniyorsun, tamam da Furkan da Skype'ten yazmış. Şeyi düzeltin. Dashboard'dan adı düzeltin yani. Minecraft oynuyor yazın. İşte köfte İstanbul'dan canlı yayın falan yazın. Bloodborne kalmış da ben onu unuttum. PlayStation'dan yapınca otomatik düzel şey yapıyor ya. O yüzden Alıştım tabii sen. alıştım PlayStation'dan yayın yapmaya. Aynen. Kendim ayarlamaya alışkın olmadığım için. Tamam, Tamam, şimdi şimdi köfte neredesin köfte? buradayım. Haritadan Heh, evet, haritadan görebiliyorum. şu Güzel. Reha. Reha-kun. Selam. Sumucun sakinlerinden. Bu 1.7 nokta kaç şu anda oynadınız? Ya da 10. 1.6 mı? 1.7.10. Abi benim oynadığım şey de 1.7. Onun ama onda koşma var. Bunda yok. Niye yok? Factorization. Gel sana Reha'nın evini gösterelim. Factorization derken? Factorization koşmayı değiştiriyor biraz. Koşma mekaniği. Ha, mod yüzünden. Aynen. Nipponzade. Bak benle karıştırmayın bunu ha. Evet, burası Reha'nın evi. İşte benim evimde böyle bir şey olur muhtemelen ilk başlarda. Ne kadar teknolojik. Bunlar bana çok yabancı geliyor şu anda. İleride öğrenirim belki. Teşekkür ederim Evet, Turgut, Reha da ayarlamışsın. Open Computers'e Computers bunlar mı? Ha evet. Power Converter. orası, Electronic o makine Assembly. robot yapmaya yarayan bir makine. Ay çok korkunç. Biogas Engine. Güzelmiş bu. Bunu sevdim. Forest diyorsun işte. Demin de bahsettiğin şey değil mi? Orada olan. Makine dairesi AFK deliği. Güzel. Çok gezdim. Evini taciz ettim ama. Şey, benim eski evde de bir adet AFK deliği vardı. Ne işe yarıyor AFK deliği? AFK olduğumuzda oraya giriyoruz. Hani bilsin millet AFK oldun diye mi? Yok, eğer hani diyelim tahmin etmediğimiz bir şey olur, bir yaratık gelir. Öyle. Oo, Sabri de gelmiş şeyden. Oo. Minecraft'ta ünlü olan botçu kardeş, nasılsın, iyisin diyor. İyiyim, Ah. sağ ol. Tabii benim izleyiciler bu bölümü benden izlediğinde bayağı bir geçmiş olacak muhabbetin üstüne, ama şey, Ay, bir ya yazı ben vardı. bu arada sağ tıklamam gerekiyor sanıyordum uçmak için. Bayağı zıplayınca sadece oluyormuş ya. Şey, saat bir kere sağ tıkladığın takdirde o açık oluyor da, onu inventöründen değiştirdiğinde
Orada sen neredesin? Oradaymışsın, tamam. Evet, değiştirince gitti. Şimdi kullanırken bir kere saat kalsam açılıyor değil mi? Tamam. Ben de basılı tutarken niye böyle kaput açıyor sürekli sanıyordum. diyordum yani, şaşırmıştım. Slime plant. Ne güzel şeyleriniz var sizin ya. Ha. Tamam, ben seni takip edeyim, biraz gezelim. Sonra ben kendime bir yer bulayım. Orada çalışmalara başlayayım artık. Sana bir de şey... Şu an belli bir seviyenin üstünde gelişmiş bir ekip daha var. Evet, bu arada bir şey söylemem lazım arkadaşlar. Towncraft biliyorsunuz benim modlu Minecraft serilerimde. Hep sevdiğim bir moddu. İşte onda gelişebilsem bundan yapacaktım ama hiçbir zaman o kadar ilerleyemedim modlu Minecraft serisinde. Belki kısmet bu seriye olur. Burada güzel yaparım yani. Hayırlısı. Ki hali hazırda Towncraft araştırmalarını baştan verebiliriz. Ben serverda bütün araştırmaları verdim, yaptım ve... O nasıl oluyor? Nasıl veriyorsun? Tome of Lowly Cheering diye bir item. Gel buraya, buradan uçacağız. Ay çok eğlenceli uçmak falan ya, güzel mod paketmiş. Bu arada hangi mod paketi oynuyoruz, nasıl editebilirler, bunu da bir şey yapar mısın? Beyond Reality mod paketini kullanıyoruz. http://koftaistan adresinden kullandığımız bütün bilgileri elde edebilirler bu arada. Aynı şekilde oynamak için. Yani çünkü Beyond Reality'yi AT Launcher'dan indiriyoruz ama config dosyaları sizin farklı, o dosyaları evet. Senin siteden indiriyoruz değil mi? Biraz kolaylaştırılmış config'ler, evet benim. Ha, Raw Brother, ilginç bir şeymiş bu. Ha. Onu direkt üstten koyabiliyorsun. Ama yükseldik ya, kaçıncı kattayız? 182, daha gidiyoruz. Evet. Buradan itibaren beni takip edeceksin. Tamam, bir saniye hemen ufacık bir chat'e bakayım. Köftede niye bu kadar lag var diyor. Köftede lag mı var? Lag mı var bende? Nasıl lag var ya? Bence yok. Sesinde diyorsanız o konuda yapabileceğim bir şey yok. Yani masa üstünden direkt geliyor. Sıkıntı olması lazım aslında. Neyse uç bakalım, ben takip edeceğim seni. Evet, bu yöne doğru dümdüz uçuyoruz. Uçamadım, bir dakika çok aşağı gittim. Neyse, haritadan görebiliyorum seni. Dümdüz ilerleyeceğiz işte. Yine basılı tutmaya çalıştım. Şu sağdaki ağaç ne öyle? O benim eski ev. Ha doğru, ben buraya gelmiştim. Çankları yükleyene kadar tabii şu anda can çekişiyor makine. Bir yandan yayın, bir yandan çank. Aynen. Bize senin fiberdi galiba. Uydun az. Nasıl hızlandın? Shift'e basılı tutarak. Ha. Yön peki ayarlayabiliyor muyum? Fareyle. Yok, aşağı yukarı doğru olarak. Ha yok, onu ayarlayamıyorsun. O da olsaymış tam olacakmış. Ha. Uçalım bakalım. Müzikleri de değiştirdim bunun, güzel. Burada bir tane daha büyük ağaç var ha. Evet. Şimdi satklayı falan filan böyle bir inme yöntemi kullanıyoruz. İndim gitti. Aynen. Bizim Jihad Life'ın başka bir ekip, Engin ve Kalimera'nın ekibi. Onların evi burası. Şu kayalığı diyorsun. Aynen. Duvarları değiştirecekler. Burası bir pentagon olacakmış. Zaten bir öyle bir havası var yani. Gel. Geleyim. Aa, yerde ampuller var. Test mi bunlar? Gel. Şuraya bir bak. Ne yazıyor Vaila'da? Ha, Carpenter's Garage Door. Oo, sağ tıkla. Şekil. Tıklıyorum. Aa, açıldı direkt. Ben animasyon bekliyordum ama. Evet. Ve Kalimera'nın arıları sağ olsun direkt regenerasyon aldık. Regenerasyon var, güzel. Bu çiçekler bir işe yarıyor mu yoksa bahçe olsun diye mi yapmışlar? O çiçekleri arılar yapıyor. Ha. Arıların çiçek yardırma gibi bir özelliği var. Bu arada şu sunucuda şu an chunk load sıkıntısı olduğu için ben bunlara bir adet admin anchor verdim. Evet abi, Steve Skin'i kullanıyorum çünkü başkaları serverlara girip hani benmişim gibi rol yapıp insanları küfür falan ediyor. Sonra da işte kızınca abi işte skin için girdim senin skin'i seviyorum diyorlardı. Tabi bu çok güzel bir cümle olmadı. Neyse.
İşte ondan sonra ben de o yüzden kullanmıyorum skin falan. Aslında kullanıyorum tabii. Sakallı Steve benimki. Normalde sakalsız olması lazım. Ufak bir farkı var yani. Yani. Aa, golemler. Golemler ben de istiyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Çok tatlılar ya. Ben çok seviyorum bu golemleri. Şimdi bu arada bunlar Logistics Pipes'a girdi, girişti. Ben Applied Energy 6'e girişeceğim. Her zaman gibi. Bu arada şey istiyorum ben. Var mı öyle bir mod? Ne? Hani her modda böyle işte kablo falan çekmen gerekiyor elektrik iletmek için ya da böyle Evet. redstone işte flux falan. Abi bir de Tesla modu yapsın şöyle dikelim coil'i etrafa topraktan verelim enerjiyi Ha, bu yani kablo arada falan sana bir çekmeden. güzellik yapacağım. Sağ tıkla. Ha, Tom of Knowledge. Bunu şimdi okudun mu? Ha, Research Acquired dedi. Geri verim o Şimdi zaman. İhtiyacı olan birine verirsin Tom.com'a sonra. bir bak. Bütün research'lerin gözükmesi lazım. Evet. Her şeyi biliyorum. Yaşasın. Yay! Tamamdır. Alabilir miyim Tom? Om nom Bu neymiş? Tom muymuş? evet. Evet. Bunu nasıl yapıyorduk? Bir tane bookshelf yapıyorsun, ona wand ile sağ Hop, elma çaldım. tıklıyorsun. O kadar yemek verdik sana. Milletin Boş elmasını niye boşta çaldın? elma görünce yerde affetmem yani. Sky Factory'de sürekli elma yediğim için içim dışım elma oldu. Elma ağacı çıkacak. İçimde yani. Evet. Bu neymiş? Admin Anchor. Aynen. Ha, bunlar neye yarıyor? Chunk loader. Chunkları yüklemeye yarıyor. Şu Nasıl an yani? anchorlarımızda bir problem var. Ben onların config paketini yarın yayınlayacağım. Yani yarın config paketimiz değişecek. Çanklar biz ilerledikçe yüklenmiyor mu zaten? Biz burada bulunmadığımız sürece chunkları yüklüyor. Hatırlatırım, bu bir server. Ve burada otomatikleştirilmiş zibilyon tane makine var. Yani çalışmaya devam etmeleri için sen orada yokken normalde çankı silecekken silmiyor mu? Aynen. Bunu mu sağlıyor? Anladım. Tamam, mantıklıymış o zaman. Ben server'da çanklar hep loaded kalıyor sanırım. Çünkü hani Yok, zaten hayır. böyle bilmem kaç terabaytlık falan server Oo, alıyor ya Alviary bu. var. Oh yeah. Ne var? Alviary yapıyordu. API'ler arılar için hede. Ha. Onların gelişmiş versiyonu. Peki, aa, şeylere chest'in üzerine de label koymuş şey gibi. Evet. Bu Bibliocraft'ın Java'dakiler gibi. label'ları. Evet. Aa, bu ne? Enderman heykelciği Ona sağ var. tıklama sakın. Niye? Senin ışınlar. Tıklamadım zaten de. Nereye ışınlıyor? Rastgele. Ha, Rastgele bir yere Enderman'sın ender pearl ışınlanıyorsun atıyor. diye. Aynen. İyiymiş. Siz niye çalışmıyorsunuz? Çalışsanız da kardeşim. Onlar biraz salak. Ben de yapacağım bunlardan. Bütün işlerimi bunlara yaptıracağım. Köle ordusu kuracağım kendime. Bu arada Tomcraft başka hiçbir moda bulaşmadan kullanabileceğin tek mod olabilir burada. Daha sonra Greg'teki hiç bulaşmadan kullanabileceğin tek mod. Evet, o yüzden çok seveceğim Tomcraft'ı her zamanki Ki gibi. ben bir hediye olarak baştan bütün araştırmaları verdim sana. Evet, teşekkür ederim çok. Araştırma yapma kısmı çok dert ya. Bekliyoruz bu oluşsun. Neyi oluşacak? Bu multibloğa dönüşecek. Evet, dönüştü. Ha, abi, evet, bir şey oldu. Buraya arı falan mı giriyor? Hayırlı olsun. Bence de hayırlı olsun. Ben de chat'e bakayım. Evet. Ve sanırım burada yollarımızı ayırabiliriz. YouTube'da Respire'de görmek istiyormuş beni. Göreceksiniz Respire'de beni YouTube'da zaten. Az kaldı. Tıkla tıkla Enderman'a tıkla diyor biri. Evet. Yani neyse ki öncelikle seni görmüş oldum. Heh, gündüz oluyor şimdi bu gün, değil mi? Good morning everyone. Yolumuzu ayırıp nereye gidiyoruz? Sen kendine bir base kurabilirsin mesela. Ha, öyle ayırıyoruz yani. Tamam, ayıralım. Hatta istersen Bakayım, mana spreader.
Hani böyle başkasının yerine girmeyeyim diye böyle boş olan bir yere doğru sal beni, ben oraya gideyim. Evet. Seni direkt salalım bir yere. Gel. Gözünü kestirdiğin bir yere yerleş. İşte yani kaç, 16 kişi 20 kişi falan yok muydu server burada? O yüzden biz sadece 3 yer gezdik şimdiye kadar. Hani başkasının yerine gittik diye Şey, dedim. 1, 2, 3. 3 tane daha ekip şu aktif olarak oynuyor fakat çok gelişmiş durumda değiller. Bu arada merdivenden çıkıyor musun? Yok, ben şu an map'i büyük nasıl görüyorum ya? J'ye basacaksın eğer Journey Ha, Map tamam, evet. Mor bir yer var, orası Taint mi? evet, oradan uzak dur. Ha, enteresan. Evet, oradan uzak durmak lazım bence de. Krater falan var solda böyle. Oralar üst sanırım. Çok düzgün duruyor çünkü zaten bir şekilde var, bina şekli. O zaman biz üst kurunca mesela otomatik bir şeyler yaptığımız zaman ilerleyen haftalarda mesela oraya da admin anchor mı koyuyoruz? Word anchor koyacaksın. Ben o problemi düzelttiğimde. Admin anchor şu an geçici bir çözüm. Ne farkı var ki? Admin anchor sadece adminlerin alabildiği bir şey. Word anchor yakıt olarak Ender Pearl kullanıyor. Ha, güzelmiş. O yakıt olayını serverda açmamın sebebi hani servera çok fazla yüklenmesin, bir bedeli olsun diye. Aman, çok güzel suya düştüm. Tebrikler. Ve çıkamıyorum. Su mu, oil mi? Yok, bildiğin su. Ama evet, çıkamıyorum. Çünkü çıkacak şeyim yok. O zaman ben seni ışınlayayım yanıma. Evet, sen beni ışınla da. Ben nereye gideceğimi seçemedim. Hakikaten tam boş bir yere gitmek istiyorum da o yüzden öyle bir derdim oldu. Sana bir öneride bulunacağım. Bulun bakalım. Ege, Aa, şuradan ne kadar düz bir yer. dümdüz yardır. Dümdüz yardırayım. Peki. Asa dur, sana bir hoşça kal hediyesi vereceğim. Ben de tam o tarafa doğru gitmeyi düşünüyordum zaten. Dur, Mantıklı oldu. gel gel benim eve bir. Sana bir hoşça kal hediyesi vereceğim. Geleyim. Koşmayı değişir demiştim ama hani tek tuşa basınca koşmuyor ama iki kere basınca yine aynı şekilde koşuyor bu arada. Ne kadar Evet. değişik. Vanilla'da nasıldı onu da hatırlamıyorum. İşte şeyle, kontrolle de koşuyorsun. Basılı tutarak beni. Şimdi sana bir adet steel değil ya, diamond vereceğim ben sana. Diamond mu? Diamond ne vereceksin? Ne vereyim abime? Fazla dur. Bakalım. Fazlalık elimizde olan bir zırh parçası var mı? Dur. Bir adet fazladan iron boot'umuz var. Onu sana vereyim hemen. Şu an sesimin düzen daha iyi olması Evet, lazım bana bu arada. düştü Ben diye. şu kulaklığı ses için taktım. Ama hala kameradan alıyorum sesi. Dolayısıyla bayağı bir klavye mouse sesi duyuyordunuz. Şimdi azalacak bu arada arkadaşlar. Otomatik ayarlaması lazım diye düşünüyordum ama tabii kayıt yaparken kullanıyordum o profili falan. Ege. Profil karışık işler bunlar. Bir bakayım. Aa, valla bana armor verdi. Bana armor verdi. Bir tane Oo, de ne kadar. diamond. O da bir veda bu sesi olarak. Aynen, hatta dur. Hazır Tomcraft'a girişeceksin. İki tane güzel hediye daha. Tamam, ona Mikan ve Goggles of Revealing. Ha, yani bu da şey, neye yarıyordu Goggles of Revealing? Tomcraft'a dair şeyleri görmeni sağlayan bir gözlük. Benim kendi kaskımın içine gömülü durumda. Ama sen de ayrıca takman gerekecek. Yani Tomcraft'la uğraştığında onu, kask yerine onu takacaksın. Tamamdır. Ben şimdi gidiyorum ve kendime bir yer buluyorum, değil mi? Aa dur, bir Çıkınca önce saniye. sola döneceğim. Sana bir şey daha vermemiz lazım. Kılıç. O Orada baş... kadar ki kendim de yapardım ya yani. Kılıç da verelim sana ya. O kadar gelmişsin. Server'ımızı şenlendirmişsin. Teşekkür ederim efendim. Bunda Tinker's Construct yok, değil mi? Yok. Aa, en sevdiğim modlardan ya. Ama başka Ender'ın... türlü silahlar vardır muhtemelen. Efendim? Başka silahlar vardır herhalde Var diyorum. var. Bayağı değişik silahlar var. Kaldı ki mesela Greg'le her türlü materyalden alet yapabiliyorsun.
Yok yani materyaller yapmaktan ziyade kolay enchant ve güzel enchantmanları ve bol bol enchantman olabildiği için seviyordum. Hani modifier ekliyor falan filan. Bir de mesela şimdi Sky Factory 2'deki işte experience kazandın. Hani silah legendary yapıyorsun. 5 tane modifier ekliyor falan. Evet, Hoş. Igon Twix ile beraber. Abi de bir şey daha vereceğim. Yani bak Goggles of Heaven'ı taktım. Şimdi Hani. burada Overlord var. Bir şey daha Fire Emblem vereceğim. orada var. Sleeping Bag. Uyursun. Ha, değil mi? Ondan lazım. Gerçi siz uyuyunca gündüz oluyor ama. Olsun. Uyuyanlar arasında sen de yer al. Şimdi ben şöyle mi gidiyorum? Kafana göre takıl. Doğru yön mü oldu? Şimdi sana Doğru yön, milletin evet. nerede Buraya ol gidebiliriz. bir dur. Şu yönde Cihat Life var, enginlerin ekip. Tamam. Şu yön ise Spawn. Hı. Şu tarafta benim Eske ve şey Profelis'in, Pirate'ın ve Pirate'ın ortağının evi var. Bu yön ise bomboş. Bu Tamam, yön ben ve bu bomboş yön. yöne doğru gidiyorum o zaman. Çok ilerlememde falan sıkıntı oluyor mu? Millete yakın olman mantıklı olabilir. Ne açıdan? Mantıklı olur. Yani server'ın zorlanması açısından mı yoksa genel öyle Genel, bir bölüm senin zorlanman seçmek diye mi? açısından. Ha, anladım, tamam. Yani ona dikkat etmeye çalışırım Benim yaptım. eski eve sanırım reha konacaktı. Bir saniye. Yok ya, eski eve konmam. Kendi evimi istiyorum ben. Aa, ben Aykut'un mod yapayım ya. Bir dakika, nasıl mod yapıyorduk? Mod. Aykut. Yes, Aykut'un mod yaptım sanırım şu anda. Bir de Şefi'yi de yapayım da kızıyor sonra. Yani bir Gamer Roku'yu mod yaptım ama inşallah Şefik'tir. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı, başka Gamer Roku olmasın. Evet, bak Sabri diyor ki kendi evine çıkmak istiyor diyor. Ayrı eve Yani. çıkacağım ben. Yani kaldı ki benim eski eve de reha çöküyor. Ya dediğim gibi ben kendi evimde yaşamak istiyorum. Şu büyük ağacın yanına gideyim de bir. Bunda şimdi şeydi değil mi? Orlar çok büyük halde, az zaman çok büyük halde bulunuyor. Aynen. Terraform Minecraft'taki Aynen. Tabii Terraform Minecraft'takinden daha fazla bulunuyor çünkü daha fazla ihtiyacın gibi. var Çok zaten. değişik çiçekler var ya. Bunlar kesin bir işe yarıyordur ama şimdi bakmayacağım. Botanya modu da çiçekleri baz alan bir büyü modu ve bayağı güzel. Bunda Benim başka bir şey mesela. Pneumatic Ha, Craft. Pneumatic Burst Craft'ınkiler, Plant. onları bilmiyorum ben mesela. Pansowers Craft'lar var. Botanya, yani Mystical Orange Flower. Evet, olabilir. Neyse, biz klasik ilk gece hayatta kalma modumuzu. Aa, burada bir tane ev var. Ha, biri ev yapmış olabilir Reha oraya. var orada. Ha, Ha, bu o arada bir Optek tek beyni şey, nasıl anlıyordu? benim ekibin adı. Optek. Orada bir, evet, o ev varmış. Neyse, ben aslında daha ilerleyecektim o yüzden. Mağara mı bulmam lazım şey için? Ne için? Evet Maden mi? evet. Mağara bulmanın işini kolaylaştırır, evet. Yani daha mantıklı değil mi? Mağara Aynen. bulmak. Evet ve şimdi ben de... Oy, 30 dakikayı doldurmuşuz neredeyse. Ya sen tabii video çekiyorsun, orada Aynen. uzun oluyordur. Benim videolarım 20 20'şer dakikalık artık Minecraft'lar. Ya hatta ilk 3-4 bölüm sanırım direkt 20 dakika böyle. Hepsini böyle hani 20 dakika olmuştur artık diye rastgele kafamdan hani deyip bitiriyorum. Bir bakıyorum 20.01 falan da yani süresi böyle, çok Ben enteresan. action kullandığım için direkt hani gözüküyor bende süre, kalan süre. Oo, Polzol var. Ben Moss Stone var burada bayağı bir. Hiç altından zindan çıkar mı ki? Ya milletin yaptığı bir şeyse diye Yok. kırmaktan korkuyorum ya, Yok yok böyle. yok. Orada neredeyse hiçbir şey millet orada hiçbir şey milletin yaptığı bir şey değil. İyi, ben Rahat ol yani. Moss Stone severim, toplayacağım bunları. Evet, elektrik motoru lazım bunun için. The Blood Moon Blood Moon is Rising. Ne oluyor? Korkutmayın beni. Lanet benim. Blood Moon korkman gereken bir şey. Onu söyleyeyim. Korktum, ne yapacağım? Sleeping Bag yapayım. Ben kendime bir tane daha. Benim Sleeping Bag'i vermiştim sana.
Tamamdır, yaptım. Evet. Ve gece oldu. Oh yeah. Şimdi uyuyor muyuz? Aynen. İki kişinin uyuması yeterli şu an. Dur hemen uyuyorum. Yes. Evet. Anlatsana bari bize Burak, bu nedir? Yenir mi? Hani yaratıklar pek acımadan dalıyor diyelim. Daha güçlü yaratıklar geliyor ve bayağı fazla Zombilerin geliyor. gece güçlenmesi falan gibi bir şey yani. Hani Aynen. bu oyunda değil de mesela nerede oluyordu? Bir zombi de oyun var ya, Dead Rising'de mesela. Geceleri daha güçlü oluyor zombiler. Onun gibidir. Gibi. Şey Ve daha sık spawn oluyorlar. Yani ne diyecektim? spawn. Polzol ne işe yarıyordu ya? Ben Minecraft'ı bayağı uzun süre oynamadığım için unuttum bu Normal manita 4. taşı da. Başka bir Tamamen esprisi normal 4 yok. mü? Başka bir şey yok mu? Aynen, başka bir esprisi yok. Ne kadar çok şey var. Ben bunların altında zindan vardır diye kazıyordum ama yokmuş bir şey. Moss Çok random Moss Stone mu çıkıyor etrafta bunda? Anlamadım. Mossy Cobblestone var da çok. Ha, o biyomun özelliği o. Ha, iyi. Mega Taiga boyamındaymışım. Bana biraz daha rubber lazım. Ha, tam Ben o buradaymış. zaman daha fazla ya da 64'ü tamamlayayım, ondan sonra bırakırım bunları toplamayı. Chat, bundan sonraki bölümlerde bu arada yani her hafta buradan en az bir gün canlı yayın yapacağım. Muhtemelen 2 gün yaparım bu arada. Hani bir günde PlayStation günü olur. Kafam eserse 4. bir gün daha yapabilirim ama hani cumada zaten chatbox var. Cumartesi pazar da yayın yapamıyorum. Sizden de önerilerinize göre oynayacağım burada canlı yayında. Canlı önerilerinizi alırım. İzleyiciler sana öğretir. Evet, hatta yine geçen haftaki gibi falan işte chat'i bana okuması için modlardan biri gönüllü olabilir. Çünkü alt tab yapa yapa ciğerim solacak Yani şekilde. genelde öyle oluyor. Da, o yüzden ben ikinci ekran olayını çok sık kullanıyorum. Evet, benim ikinci ekranım olmadığı için. Oo, şurada kocaman bir lav şey var, volkan var. My. Volkanın yanında maden de olmalı. Olmuyor. Bence de olmayacak zaten ama olsun, bir gideyim ben yine de. Ah, kurban mı? Yok, kurban değil. Kamelin de kertenkele. Abi bayağı renk değiştirdi yalnız. Evet. Abi çok iyi. Ve Bu kalemim var gerçekten ya. Aa, çok renk güzelmiş. değiştirebiliyor. Harika cidden. Şu an böyle bir sevindim. Mutlu oldum. Ege'den bir Huzurlu bir Minecraft müziği de girerken. Oh my. Bekliyoruz. Değil mi? Tam. Oh my. Bazalt varmış burada. Evet. Bu sıralar George Takei'ye fazla sardım. Nedeni ben de bilmiyorum. George Takei sevilesi bir insan ama sonuçta. Yani. Ben Severiz abimizi. neredeyim? Sağa gideceğim. Yani bu tarafa doğru gidiyordum da. Mağara falan bulamadım daha ama. Mavi ağaç buldum. O güzel bir şeydi. Thorncraft ağacı. O hem de kocaman. Silverwood buldum yani. Bunları kesmiyoruz değil mi? Kesebilirsin de. Kesince eskiden şey oluyordu ya. Onların saplinglerine ihtiyacın olacak. Yok, eskiden kestiğin zaman işte taint oluyordu sanki falan ama çok eski Yok. Tomb Raider 2'de falan vardı galiba. Şu an olması lazım, ben Tomb direkt Raider 2'yi yoksa bilmiyorum hani. Hiç Tomb Raider 2 bu oynamadım bu 4 arada mü? ben. Tomb Raider 4. 4.2 hatta tam sürüm. Bunu da kesilebiliyor sanırım ya ama zaten şu an kesecek bir şeyim yok. Başka bir ağaç yumruklasam da. Bu arada bu pakette güzel bir özellik var. Ağacın tamamını kestiğinde saplingleri hızlıca, leaf'leri hızlıca kırılıyor. Tamamını kesmek için herhalde Timber gibi mod yok değil mi? Tamam, bayağı kesmem Yok. gerekiyor Hani tamamını. tamamını kesmen gerekiyor ciddi ciddi. Ya o zaman yayında ben bunu eziyet etmiş, sonra gelir keserim. Yani. Şey koydum. Ne der ona? Angaryalar esnasında. Evet. Bookmarkladım orayı. Aha, maden. Vallahi maden. Yani kömür buldum da kömürün yanında bir de sarı bir şey var. Altın olabilir mi? O Hayal bulduğun yüksek oluyor kömür mu? değil bu arada. Gold ore var, evet. Magnetite ore varmış. Hı. Kömür değilmiş. Evet. Aynen. Magnetite ore'u bayağı bir kişi kömürü zannedip duruyor. İşe yarıyor mu?
Gold ve Iron elde ediyorsun ondan. Güzel, yanında gold da var direkt zaten. O zaman kazalım. Vallahi arkadaşlar ilk bölüm diye böyle maden falan da kazıyor olacağım. Kusura bakmayın yani. Çünkü hiçbir şeyle aslında üstümüne iyi başladım da macera yaşayan zaten macera modu değil bu hani. Yani maceraya yaşayabileceğim bir şey değil. De hani dungeonlar falan var burada. Baya keyifli dungeonlar hem de. Değişik dungeonlar mı Doom Like Dungeons diye bir mod var. yani? Doomlight. Doom Like. Doomlight, evet Roguelike anladım şu gibi an. düşün. Mantıklı. Aha bir şey daha buldum. Ne bulmuşum? Bir şey aldım ama. Crush Copper Ore aldım. Unutmadan ben bir şey yapacağım. Hemen şunu bir Ben sizin için Brightness'ı da sim açayım da bu arada. alalım. Ve medium voltage energy hatch. Ha evet arkadaşlar burada mesela enerji voltajı olayı var. Mesela yüksek voltaj ya da işte düşük voltaj isteyen bir makinaya yüksek voltaj verirseniz makine patlayabiliyor. Yani Patlayabiliyor değil, işte patlıyor. geçen gün evet Türkiye'de olan elektrik kesintisinin sebebi de benzer bir şeydi. Hani öyle bir şeye sebep olabilirsiniz aman diyeyim. Yani biz ettik siz etmeyin. Ya kısacası Ege'nin demeye çalıştığı Türkiye simülatör yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama yapmayın yani. Hiç hoş olmaz sonuçları. Ya olan sizin madencikleriniz Aa olur. değişik bir şeyler daha topladım. Ama çok enteresan şeyler çıkıyor. Evet. Ve Başka bir artık şey Magnetotor çıktı. bunu Vanadium Magnetotor. şimdilik sana ihtiyacımız yok. Oh Goldor. Greytekin Goldor ile diğer Goldorlar falan fark ediyor mu? Vanilla Gold yok burada. Ha, hiç yok zaten. Aynen. Greg bütün madenleri kendi üstüne almış durumda. Başka sırf Greytek madeni mi var yani? Evet. Bir de şey. Evkarat da var galiba. Tomcraft var ve şey, Big Reactors'un madenleri var. Evkarat'tan da şey var işte. Evet, quartz Surface var. Quartz falan var. Çok derken hakikaten çok çıkıyormuş ya. Ben şuraya maden diye bir işaret Bu koyup arada biraz daha araştırmaya gideyim. Çünkü gold çok yok. Burayı yatakları bitiremem ben. bu arada yatakları her daim waypoint'e al ve gold yatakları en ufak yatak. Ya işte Magnetite burası ama Gold da var yanında İşte birkaç tane gold çıkıyor. yatağından kastım o zaten. Magnetite yatakları en ufak yatak. Aman şuraya. En büyükleri tin bu arada. Hani dağın tamamını kaplayabiliyorlar. Tin. Tin tin tinimini hanım. Ben nereye ev kursam acaba? Şu an yine bakıyorum. Bir de chat'e bakayım neler oluyor chat'te. Rage'e girmiş olabilir iplemiyorlar bizi diye. Orada bir iplemiyor bizi yazan var ama. Ben kahinim. Ha, spoiler babasını gördük diyor. Bunlar senden gelenler galiba. Aa evet. Şefik kılıç ben sana alırım demiş. Sonra aa vermiş demiş. Utandım demiş sonra da. Dur bakalım. Vallahi çok özlemişim modlu Minecraft oynamayı ya. İşte o yüzden Sky demin sormuş biri yine Sky Factory videosu gelecek mi diye. Zaten Sky Factory 2 serisi çekiyorum şu anda. 6 bölüm çektim. Bitirince seriyi yükleyeceğim. Yani yüklemeye başlayacağım. Ama bitince. 2 günde bir muhtemelen. Şu dağın tepesinde mi ev yapsam tam böyle şey olur. Orada bir şato kursam dağın tepesinde mesela çok şekil olmaz mı? Makuldür. Burası modlu Minecraft. İstediğin gibi oyna, Ben dağa istediğini gidiyorum. yap. Ya da dağın altında kalıp da King Under the Mountain'da olabilirim. O da olabilir. Burada yine Magnetite'miş. Aynısının devamı muhtemelen burası çünkü çok yakın. Buraya bıkmak Bir tanesini çöpe atsak olur. demeyeceğim. Vanadium Magnetite orada ne yapıyor? En iyi aydan bak. Ha, yani o da mantıklı tabii. Kolaya kaçma Yani dedi. kutsal bilgi kaynağına o kadar güvenme. Ben Benim al. birazcık sanırım önce Çok kendime bir abuk bir şey şey yapmam lazım yaptım. ya. Efendim? Kendine bir workbench yapıp dandik bir balta yapmam lazım. Çünkü böyle hani acısı bir Bu şey arada yapamam şu anda. Workbench konusunda da şey, Steel Factory Manager modunu biraz incele. Hatta bir ara ben sana öğretirim.
Gelirsin buraya. TeamSpeak'ten gelirim işte daha sonra. Aynen. Hafta sonu falan muhtemelen oynarım zaten ya. Video çekmiyorsam. Video çekmekten yorulunca gelir burada takılırım. Hadi bakalım. Biraz da Bloodborne oynayacağım gerçi ama işte. Evet ve benim Blast Furnace'ım fazlasıyla hazır ve 40 dakikalık özel bir bölüm oldu bu şekilde. Bu arada Ege. Efendim. Benim kanalda en çok izlenen video senin daha gene köfteyi sana geldiğin video. Artık öyle olmaz ya. Artık sevenimiz kalmadı. Kaldı. Unutulduk. Dur bakalım. Evet ve o zaman Ege gelenek olarak çıkışı konuk yapar bende. Çıkışı konuk mu yapar? Evet videonun çıkışına. O zaman arkadaşlar köfteyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın ve emosunuz bol olsun.